Ne olur like at. Ne olur. Yalvarırım like at. Eyvallah. Merhabalar efendim, ben Vojmera. Hepinizin merak ettiği video ile karşınızdayım. Öncelikle belirtmek istiyorum ki bu video bir clickbait değildir. Moderatörlerin gizli komutlarını göstermek için private server'da olmam gerekiyordu ve kendi private server'ımı kullanacağım bu sayede. Gerçekten buradaki gösterdiğim komutları moderatörler genellikle oyun içerisinde kullanıyorlar. Komutların isimleri farklı olabilir ama yapmış olduğu işlevler Growtopia ile aynı. Bu videoda size bunu göstereceğim. Lütfen clickbait falan demeyin, videoyu da kapatmayın burada. Arkadaşlar, çekiliş yaptığımda böyle sadece VL için insanların like attığını, abone olduğunu vesaire gördüm. Yorum attığını gördüm. Ama bundan sonra çekiliş yapmayacağım. Ya çünkü beni sevenlerin benim sevdiği için like atmasını istiyorum artık. Beni sevdiği için özgün kendi istediği bir yorum atmasını istiyorum. Zaten like atması 2 saniye. Kardeşim bak, şu ekranı bir kaydır. Telefonda izliyorsan. Ekranı bir kaydır. Like butonuna 2 saniyecikle, yani 2 saniyeni alır ama ben mutlu olmuş olacağım. 2 saniyecik lütfen bak. Ben mesela video gördüğümde like atıyorum adama destek olmak için. Neyse, çok uzatmak istemiyorum. Prive server'ımızı açıklamadan gelebilirsiniz dostlar. Kasino oynamak, oynatmak her şey serbest. Zaten bir tane farm bloğunu kırınca direkt 20 VL'niz falan oluyor. Çünkü bir tane farm bloğundan 20.000 gems çıkıyor minimum. Ve Wordog 1 VL, 1000 gems pardon. Neyse, şimdi ilk komutu gösteriyorum hazırsanız. Şuradan bakalım. İlk komut Megage komutu. Şimdi moderatörler oyunda gözükürken ya da gizlenirken bir tane efekt kullanıyorlar. Intro gibi ya da outro gibi düşünebilirsiniz. Hemen onu göstereyim. Şöyle Megage yazıyorlar, invis yapıyorlar. Hop, gizlendiler. Açığa geçmek için de tekrar Megage invis. Ya yani en azından biz böyle yapıyoruz. Tabii ki de Growtopia'daki komutu daha farklıdır. Bakın, bunu baştan söylüyorum. Yani Growtopia'da daha farklı bir komutla giriş yapıyorlardır. Belki ben Megage ve invis'i iki kere ard arda yazınca yapıyor ama belki onlarda tek bir komutla oluyordur bu. Ya yani onu gerçekten bilmiyorum ben. Kimse bilemez zaten. Ben sadece ana mantığını gösteriyorum sizlere. Başka komutlar da var. Bu arada size hatırlatmak istediğim bir şey var. Gerçekten save word'leri çok fazla güvenli değiller. Size şöyle göstermek istiyorum dostlar. Info Redoktor yapacağım. Bakın, yapmış olduğu her şeyi buradan görüyoruz. Eğer ki burada gözükmese bile VPS'ten, sunucunun bilgilerinin bulunduğu kısımdan her şeyini görüyoruz adamın. Her yaptığı hareketi görebiliyoruz. Yani siz save yapsanız da moderatör eğer sizi dikkatli bir şekilde incelerse gerçekleri anlar. Bir sonraki videomda bu yüzden sizlere moderatörlerin hiçbir şey yapamayacağı bir save sistemi göstereceğim. Birazcık maliyetli olduğunu ben de biliyorum. Yani zenginler için olacak bu save sistemi. Ama moderatörler gerçekten, bir dahaki videoda göstereceğim, save sistemiyle bir şey yapamıyorlar ve nadiren bazı oyuncular bunu kullanıyorlar. Kasino liderleri olsun, kasino yetkilileri olsun ya da zengin insanlar zaten bu göstereceğim save sistemini kullanıyorlar. Ama ben sizlere, yani sizleri sevdiğim için göstereceğim bu taktiği bir sonraki videomda. Şimdi diğeri invis. Invis'i gösterdim dostlar. Invis gizli olmanızı sağlıyor. Ben şimdi rastgele birisinin yanına gittiğim zaman da beni kimse göremeyecek dostlar, moderatör harici. Mesela şu anda bunlar beni göremiyorlar çünkü ben gizlideyim. Başka bir komut daha göstermek istiyorum. Bakın, /spk, oyuncunun ismi Eray. Şimdi ben buraya ne yazarsam adam söylemiş olacak bunu. Selamlar. Bakın, gördünüz mü? Böyle de çok güzel bir komut var. Ghost'tayım şu anda. /ghost yazdım da tık 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 blokların içinden geçemiyorum. Tekrar ghost yazıyorum. Şu an ghost moduna geçtim dostlar. Ve blokların içinden istediğim gibi gezebiliyorum dostlar. Bu da bir moderatör komutuydu. Growtopia'da tabii ki de bunlar var. Şimdi admin burada, bak, anladı benim geldiğimi. Çünkü kendisi yazmadı adam o yazıyı. Eray GTVC best. Gördünüz mü? Bunu da ben yazdım. Açıklamadan private'e gelebilirsiniz. Kasino oynamak, oynatmak, kasino team'i açmak serbest. Ayrıca farmdan çok hızlı kasılıyor. Hatta örnek için göstereyim size. Şimdi dostlar, bu sadece devlere özel olan bir komut. Bu göstereceğim komut. İtemin ismi Strine Blok'muş. Bu bir kere en ucuz bloklardan birisi. En ucuz farm bloğundan birisi. Bu göstereceğim komutu oyundaki moderatörler yapamıyor. Yani işte Mistyos'tur, Odric falan filan, bunları kullanamıyorlar. Developer'lar kullanıyor. /find, tabii ki de bunların komut ismi farklıdır. Yani ben /find de yapıyorum bunu ama Growtopia'daki moderatörler farklı bir komutta yapıyordur. /find strine block. Buradan itemin ID'sini gördüm. Give 51 54, 200 yazdığımda bana 200 tane bu bloktan geliyor dostlar. Yani sırf bu videoyu merak ediyorsunuz diye çekiyorum dostlar. Merak eden çok fazla kişi var, acaba moderatörler nasıl komutlar kullanıyor falan diye. Şimdi banı gösterelim, oyuncu banlamayı gösterelim. /info, herhangi bir kişinin ismini yazabiliyorum. Word'den çıksa bile, oyundan çıksa bile. Sinan diye bir kardeşimize baktık. Şimdi buradan AP ban, şu seçeneğe tıkladığım anda bu adamın tüm hesapları ban yer. Tüm hesapları ve hiçbir hesaptan giriş yapamaz. Buna basarsam kurse yer. Yani hani biz hele gidiyoruz ya, o şekilde kurse. Mute'de mute yiyor işte. Ban da ban. Buradan süresini seçiyoruz. Hatta bir göstereyim inşallah, dur şöyle. Buradan süresini vesaire ve
süresini vesaire seçebiliyorum ve burada bağ sebebini yazabiliyorum. Tekrar slash info'a Sinan yapalım. Başka şeyler de göstermek istiyorum sizlere. VF inventory. Genelde biz bu adamın dupe yapıp yapmadığını buradan anlıyoruz dostlar. Buradaki eşyalarına bakıyoruz. Adamın burada 200-300 belgelesi varsa tabii ki de dupe yaptığını anlıyoruz. Ve VPS'ten, yani sunucunun bilgilerini gözüktüğü kısımdan bu adamın loglarını inceliyoruz. Bu sayede dupe yapıp yapmadığını anlıyoruz. Şimdi şöyle bir özellik var. Bu arkadaşın yan hesaplarını şuraya tıklayarak görebiliyoruz. Ama bu adamın yan hesabı yokmuş. Başkasına bakalım. Info Eren. Bir dakika. Info Eren. Şuradan bakın, bu adamın yan hesabı var. Bir tane Eren diye var. Bir tane de Eray diye var yan hesabı. Şuradan da bakabiliyorum dostlar. Yani yan hesabı değil de büyük ihtimalle kardeşiyle birlikte oynuyordur. Çünkü IP'leri aynı arkadaşlar. İki oyuncunun da IP'si aynı dostlar. Büyük ihtimalle aynı evden bağlanıyorlardır. Ya da aynı internetten, kardeşi mi, kuzeni mi, artık ablası mı ne bilmiyorum, birlikte oynuyorlar. Yani burada böyle bir özellik de görebiliyoruz. Başka komutlara bakalım. Sizler için de bilgilendirici bir video oluyor. Sadece like atın. Bakın, ücret yok. Hiçbir ücret yok. Sadece bir like istiyorum. Ya şuradan like butonuna tıklaması 2 saniyecik ya. Tıklasan ölür müsün? Ne olacak? Değil mi yani? Bir şey mi kaybedeceksin? Şimdi envanteri gösterdik. Bunların hepsini gösterdik. Burada neler varmış? Info'yu gösterdik. Find'i gösterdik. Logs. Logs'u da gösterdik. Word banlamayı göstermek istiyorum dostlar. Word banlaması şöyle. Ban word yazdığımızda, şu an word'un banını açtım. Video çektiğim için word'u banlamıştım. Tekrardan ban word yazdığımda word banlandı dostlar. SPK'yi gösterdim. Word'u kırabilirim. Yani bu kadar da arkadaşlar. Unutmuş olduğum komutlar olabilir. Mesela Teamend diye bir kasını açmışlar ve tutmuşluğuna baksanıza 12 tane oda var ya. Oğlum Growtopia'da bile bu kadar oda yok ki. 12 tane oda kurmuşlar. Şimdi ben buradaki Word'ün VL'sini kırabiliyorum da Word'ün VL'si nerede ki? Şuradaymış. Şöyle yukarıya çıkalım. Ben bu Word'ün VL'sini istediğim gibi kırabiliyorum, alabiliyorum ama şu an kasino oynatıldığı için yapmayacağım böyle bir şey. Sınırsız bir şekilde ekranı görebiliyorum gördüğünüz gibi. Çok küçültebiliyorum yani ekranı. Çok da güzel bir dizayn yapmışlar lan, helal olsun. Yani gelip kasino team'i de açabilirsiniz burada. BFG'lerde mesela kasino oynadın abi, kaybettin. BFG'de hop kas böyle bir saat farm yap, hop zaten BG'len olacak. Gene gel kasino bas yani. Bu kadar basit abi bizim prive hesabımızın mantığı. Lütfen videoya clickbait falan demeyin. Bu videoyu prive hesabında çekmek zorundaydım. Unutmayın ki bir sonraki videomda güzel bir save taktiği göstereceğim ben sizlere. Moderatörler anlamayacaklar bile yani. Yani adam seni incelese bile, senin save word'ünü bulsa bile orayı banlayamayacak. Sadece yan hesaplarını banlayabilir ama save word'ün asla gitmeyecek. Bu taktiği bir sonraki videoda göstereceğim. O yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Hala abone değilseniz lütfen abone olun abi. Like atmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Açıklamadan private'e gelebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Bay bay.